Evet, Liverpool Münih Express'te yavaştan maçlara da şöyle bir mercek altına alıyoruz. Tanguy Ndombele'nin mükemmel bir golü var. Onun Evet. dışında Mourinho'nun Tottenham'ı tekrar kazanmaya başladı. Öyle. Hatta Mourinho'nun daha önce bir lafı vardı. Üçlü savunma oynayan takıma karşı üçlü savunma yapılır. Bu ideolojiyi benimsiyordu. Sheffield'a karşı bir üçlü savunmayla çıktı. Ve üçlü savunmayla çıktığı zaman Bergwijn'in üstlenmiş olduğu rolün Harry Kane'i nasıl rahatlattığını gördük. Yani Harry Kane'in çünkü derine inme olayını çözmüştü rakip takımlar ve ona göre doğru bir savunma yapınca, Harry Kane'in bölgesine doğru bir alan parselizasyonu yapınca da Harry Kane tamamen etkisiz duruma geliyordu. Ama hem Bergwijn'in hem Harry Kane'in hem Son'un aynı anda sahada olması Harry Kane'in golündeki enteresanlığı getirdi. Ama tabii Sergio Aurier'in köşe vuruşundan gol atması, yani köşe vuruşundan direkt kaleye atmadı. Bir korner organizasyonunda kafayla tamamladı. Kafa vuruşunda Harry Kane'e alınmış önlemlere karşı da Mourinho'nun bir panzehir geliştirmesinin bir örneğiydi. Yani genellikle Harry Kane 6 pas kutusu içerisinde ön direğe doğru hareketlenir ve oradaki kafa vuruşlarıyla gol atardı. Veyahut da oralarda buluşurdu topla. Bu sefer Harry Kane öne doğru gidecekmiş gibi yapıp ama bulunduğu bölgede kaldı ve ön direğe hareketlenen Sergio Aurier'e gol attı. Bu işin birinci kısmıydı. Benim kendi notlarımı aldım daha doğrusu. Harry Kane'in atmış olduğu golde ise derine gelen Bergwijn. Fakat öncelikle top kazanımı. O top kazanımında Son'un topu kazandıktan sonra, yani prese yardım etmesi, top kazanımına yardım etmesi, sonra hareketlenmeye devam etmesi, hareketlenmeye devam ederken Harry Kane'in önünü açması burada o golü daha da güzel kılan etmenlerden birisiydi benim adıma. Ben öyle gördüm. Ndombele'nin golü ise hani pasta üzerindeki La Cerise sur le gâteau, öyle diyeyim Ama bizim ve hocaların gerekli gereksiz onu kullanması, ondan sonra da Galatasaray Snyder transferinde yine karşımıza çıkması, pastanın Tabii. üzerindeki çıkman. Ya ne pastanın kendisi, adam öyle lezzetli futbolcuydu. Bu maçın bir başka bakış açısı benim. Yavaştan Avrupa Şampiyonası Türkiye'ye, ben yapıyorum hesapları. Galler'in iki tane savunma oyuncusu bu karşılaşmada yer aldı. İkisi de üçlü savunmada yer aldı. Joe Evet. Rodon, Swansea'den geldi. Daha da yeni bir oyuncu. Ethan Ampadu'yu zaten biliyoruz. Geçen Evet. sezon Leipzig'e kiraya gitti. Chelsea'nin kiralık olarak yıllarca, hani yıllarca kiraladığı oyuncular var ya, böyle adam Evet. tabii emlak zengini gibi adam, ki emlak zengini adam zaten. Londra'da kaç tane binanın tapusu, asıl sahibi tapunun Abramovich'tir. Başkaları üzerine gösteriyordur vergiden yırtmak için. Bak, kaçırmak demiyorum, yırtmak için diyorum. Tabii. Allah bize de nasip etse. Etmedi, olsun. Hiç önemli değil. Bir tane ev yeter. Ya yani güzel. Ben çok memnunum. Allah'a şükür diyorum ama. Joe Rodon'la Ethan Ampadu. Galler milli takımında ikisi eğer sorunlarını çözerse, futbol dışı sorunları da yine o şekilde mi oynatacak? Son bizim başarısız olduğumuz, kendi kendimizin ayağına tekme attığımız Avrupa Şampiyonası'nda Euro 2016'da Galler son dörde kalmıştı ve yine üçlü savunma kurgusuyla. Evet. Ashley Williams vardı o takımda. Çok önemli bir oyuncuydu Everton'da. Tam savunmanın merkezinde oynuyordu. Şimdi savunmada o kadar tecrübeli oyuncuları yok. Ve Juventus'ta Ramsey'i gördüm. Hayret, sakatlanmadı ama ne kadar iyi oynadı o tartışılır. Oradan istersen hemen bir Juventus-Inter yapalım. Sonra İngiltere'ye Geçelim. geri muhtemelen. Tamam. Yani Inter-Juventus maçı, bir kere o fişekler falan kardeşim. Ya bir medeni olun 2 dakika. Bak ya, yeni daha bu havai fişek işi, yemin ediyorum. Bütün dünyanın sorunu. Omar'a bir kez daha geçmiş olsun. Onun dışında Evet. yani kuşlar var yukarıda falan. Tabii Bak, canım. yıllar sonra yendiniz. İlk kez Conte yönetimindeki Inter Juventus'u yenmeyi başardı. Ve ilk kez 10 yıl aradan sonra neredeyse. Ya Maicon'un, Eto'nun gol attığı bir maç varmış Nisan 2010'da. O zaman Juventus'tan gol yemeden kazandılar. Ancak özellikle Juventus'un ilk bir saati çöpe attığını düşünerek sana paslamak istiyorum. Evet, yani tabii ki ben yine dizilimini merak ediyordum Juventus'un ne yapacak diye. Bir dörtlü savunma gibi dizilmiş gösterdi bize yayıncı kuruluş ama bir üçlüyle oynadılar yine. Bonucci, Chiellini ve Danilo'nun dahil olduğu ama bu Conte'ye işlemedi. Çünkü Conte net olarak sol kanadını kestirmişti Juventus'un. Sol kanadını gözüne kestirmişti ve 45 dakika boyunca Pirlo bizim gibi izledi. Sen de fark etmişsindir onu. Yani her şey oradan geliyor. Her şey oradan geliyor ve bakıyoruz ne zaman olacak acaba gol? Ne zaman bu iş daha büyük farka gidecek? Yani sürekli bir tehdit, sürekli bir tehdit, sürekli bir tehdit. Oraya önlem alamadılar. İkinci golden sonra Cristiano Ronaldo'nun hani böyle bir kafayı sallaması vardı ya böyle. Yani nasıl yenilir bu gol diye. O sırada Pirlo'yu göstermesi. Rejinin güzel bir andı. Hani
Orada bir sıkıntı vardı. Rabiot hayali süvari gibiydi. Hani ben 45. dakikada Vidal'e yaptığı faulle adını duydum. Hani gerçekten olur ya bazen oyuncu sağda mıydı anlamadık diye. Adrien Rabiot sağda mıydı değil miydi ben anlamadım. Özkan Sümer Lemi. Yani. İkinci yarı oyuna giriyorsun. Hocam ben zaten oynuyordum. Hiç görmedik de diyor Rabiot'un. Nefis sahne diyor. Vallahi onun gibi. Rabiot'u ben de oyundan çıkarken fark ettim ha. Yani ben bir işte Vidal'e faul yaptığı zaman fark ettim Rabiot'u. Bunun dışında geçen hafta senin üstünde durduğun Inter'in günah keçisi Barella'nın maçın adamı olması. Ya yazık ya, bak işte ya, bak bu çocuğa güvenim diyoruz biz ya. Bu çocuğa ayıp ediyorsunuz diyoruz ya. Bak o benim isyanımı duydu. Conte hocam da yeter ulan çocuğa rahat verin diye. Maça acayip damgasını vurdu. Bak çok kıllanıyorum. Asist de çok iyi o Bastoni efendinin. Bunlar çok genç. İtalya ile oynayacağız. İlk maçımız Türkiye maçı. Bak şu golün aynısını yersek Ali Ece çıldırdı, yükleniyor. Volüm 1814 yani. Hakikaten abi mesela orada o pozisyonda mı baktı Ronaldo böyle bir gol nasıl yenir diye? İkinci de baktı o. Bence bunda da bakar. Yani Bastoni'nin asisti orada abi, o ne o artık, bu kadar boş bırakılır mı yani? Bu kadar öyle ya, bu kadar ayakta oynar mı? Sol stoper ta nereye topu atıyor? Tamam, bunları çok iyi atıyor evet, ama bunu bilip önlem alman, dublaj yapman gerekir öyle. Sen orada böyle samut gibi duruyorsun. Hani şimdi böyle Samat da düzeldi ya. Bunlar ama Samat da bir türlü düzelemiyor abi. Hakikaten bak sırf Rabiot değil, ben sana söyleyeyim. Yani genel olarak o orta sahası yok gibi bir şeydi ya. Yani ben işte şey anlayamıyorum. Son derece sıradan, etkisiz. Evet. Ramsey zaten hani, Ramsey'i ben hani top gelsin diye bekliyorum. Bakayım son durumu nedir falan. Evet. Biraz işte Frambot da oynuyordu. O da sakatlandı. Çıkmak zorunda kaldı. Çıkmak zorunda kaldı ki çocuk zaten heder oldu orada bu boğuşmaktan şeyle. Inter'in sağ tarafıyla. Eşref Hakimi bir de yanına Barella geliyor. İki kişi birden geliyorlar. Yani acayip geliyorlar. Hani kardeşim gelme var ya öyle yani. Hakikaten hani mesela Ramsey falan hiç sanki robot da sen topu alırsın bana verirsin. Nereye alırsın neye verirsin abicim. Adamı orada mahvettiler yani. Hakikaten çok iyi fikirdi ya. Eşref Hakimi'nin önüne maçın yarısında. Barella bayağı bildiğimiz Mezella gibi oynadı diyebiliriz. Evet, merkez öyle sadece beraber çizgiyi acayip etkili kullandı. Net Mezella'ydı. Diğer türlü bakıyorum. Hani bu McKennie'ler falan sana ne yaptı kardeşim diye soruyorum Pirlo'ya. Niye oynatmıyorsun bu çocukları? Bırak adam çıksın sana daha farklı bir performans verir ama yani. Girdikten sonra bence takımın en iyisiydi. Evet. McKennie. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum ya, yani. 11 oynarken de en iyilerinden bir tanesi zaten. Ya, en iyi Chesney'di tabii. Birçok İyiydi yani kalede. Gollerde yapacak fazla bir şey yoktu da. Sonradan... Yok ne yapacak? Valla. Ya Ronaldo'ya üzüldüm açıkçası izlerken, ama bir de böyle ya Chiesa ile Kulusevski'nin de çok daha verimli oynayabilecek potansiyelde, kapasitede olduğunu düşünüyorum. Takım formasyonunda konusunda Pirlo'nun yavaş yavaş ipin ucunu kaçırdığını. Öyle. Bu en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Çok kararsız yani, maç içinde değiştirmesi, oyuncu değişikliğiyle birden ekstrem değiştirmesi. İki oyuncu değiştirecekti. Frabatto sakatlanınca üç oyuncu birden oyuna soktu. Sonra ama gerisi hani böyle bakıyorsun oyuna ne kadar etkisi oldu. Oyun ne kadar değişti. Neredeyse hiç değişmedi. Inter'de her şey çok net. Eşliyan yoruldu çıktı. Darmian girdi. Vidal yorulunca Gagliardini girdi. Lautaro Martinez çıktı. Sonlarda biraz da zaman geçirmek için Alexis Sanchez girdi. Evet. Bu şablonu o tuttu geldiğinden beri. Aslında böyle Chelsea'de 3-4-3 ile şampiyon olmuştu. Ama bir dahaki sezon 3-5-2'ye geçmişti. Inter'de direkt 3-5-2 ile başladı. Çünkü çok Martinez'i Lukaku var. Evet. Yani Lautaro Martinez'i Lukaku. Lukaku bence yine nefisti sırtı dönük oyunlarda. Gol atsın atmasın hiç önemli değil. Sırtı dönük müthiş bir silah. Şu anda herhalde sırtı dönük dünyanın en etkili oyuncusu diyebiliriz. Yani evet, şimdi hani formda olarak da bahsedersek en etkilisi o. Lukaku'nun üstünde böyle hani sırtı dönük boyunu çok daha iyi oynayabilecek kim var diye düşünüyorum. Bir de tabii ki bu hantal da değil. Yani bu Lukaku koridoru bulduğu zaman falan da bayağı da bir imelenebiliyor. O inanılmaz süratlenebiliyor. Bence aktif olarak en iyi 9 numara oyununu oynayan santrofor Lukaku. Öyle şöyle size. Onu Manchester United'da ve Belçika milli takımında yanlış yerde oynattıklarını düşünüyordu Lukaku. Yani santrafor oynatmadılar, sağ ön, sol ön gibi oynattılar. Evet. Ancak o yanlış yerde oynatılması Belçika ve Manchester United'ın belki böyle aleyhine oldu ama Lukaku'nun lehine oldu. Gelişti çünkü. Sadece sırtı dönük oyun değil, çizgide alıp gidebilmeleri, çok yüksek tempolu dribling yapabilme özelliğini geliştirmesi. Onun dışında yüksek tempolu dribling yaparken birden çok ani yön değiştiren çalımlar atıp tekrar vitesi yükseltebiliyor. Hatta Johan Cruyff der ya, depar içinde depar. Onu da yapabiliyor. Çok yüksek tempoyken daha da yüksek tempoya çıkabiliyor gerektiği zaman alan değiştirince.
Öyle ve hani şey rahat bir galibiyet aldılar. Bunu kesinlikle söyleyeceğimi çok tahmin etmiyordum. Hani Inter Juventus karşısında rahat bir galibiyet aldı. Daha doğrusu Juventus rahat bir şekilde mağlup oldu. Çok uzun zaman sonra Juventus'un karşılaştığı şeyler bunlar yani. Doğru söylüyorsun. Çok rahat mağlup oldu. Juventus hiç bu kadar kolay yenilirken böyle bir evet maç görmemiştim. Ya bak mesela Tefra'ya hiç iş düşmedi. De Vrij Inter evet olmasının tam ortasındaki Hollandalı iyi bir oyuncudur. Benim çok beğendiğim, evet, sevdiğim bir oyuncudur. Yıllardır da Serie A'da iyi oynuyor. Milli takım için de iyi oyuncu. Daha bir 30'a bile gelmedi yani. Bu çok gençti değil mi? 2014 Dünya Kupası'nda Van Gaal yönetiminde üçlü savunmada oynamaya başlamıştı. Hatırla. Evet. Evet, evet. Bir maçta da Dörkaç üçlünün sol kanadını savunmuştu hatırlattı. Aynen yani öyle. Blind sol stopere geçip sol öne. Evet. Yani Orkan'ın soluna geçmişti Koyt. Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi Inter'de bir de oturmuş bir başka bölümü. Kesinlikle Vidal, Brozovic, Barella üçlüsü ve onların kesinlikle yerine kimlerin gireceğinin belli olması, hazır olması bence tek şu anda. Bak Ashley Young yine gayet iyi oynuyor. Bu sistemde etkileyici oyuncu ama şu var. Nasıl şimdi geçen sene sağ kanat oyuncuları fena değildi ama Eşref Hakimi gelince başka bir seviyeye çıktı o sağ kanat. Sol kanat için de sanki Ashley Young'dan daha gencini, daha dinamiğini bulsalar daha rahat edebilirlerdi. Düşün bak iyi oynadı. Hiçbir şey demiyorum Ashley Young'a ama hani Eşref Hakimi'nin sağda oluşturduğu farkı solda oluşturabilecek. Eşref Hakimi gibi daha genç, daha dinamik, daha yetenekli. Eşref Hakimi de bizim yine Beyoğlu Kadıköy United'ın çekirdek karşısında aldı. O ilk Uğur Karakullukçu'yu neredeyse laptop kırmaya kadar sürükleyecek. Ama kırmadı sonunda neyse ki. Evet. Büyüdü artık çünkü yaşı da ilerledi. Olgun bir insan oldu. Doğrusunu da yapıyor. Eşref Hakimi gerçekten sağ bek sağ açık. Eşimle izliyoruz maçı. Ben ona tabii bir yandan şeyi anlatıyorum. Inter Juventus neden derbi İtalya? Niye bu İtalya derbisi diyor? Inter Milan değil mi diyor? Ya da Milan Juventus değil mi diyor? Doğru. Benden daha genç tabii. Ki benden daha yaşlı olanlardan bunu öğrendim. Bana Güntekin dedi ya. Oğlum İtalya derbisi Juventus Inter'dir. Ne saçma dedim ya. Oğlum eskiden Inter ne biçim takımmış? Juventus da öyle işte. Sen bu 50'lere 60'lara da bak ya, o kadar nasıl bakayım ya? George Best'i biliyorsun. Ya 66'dan itibaren var bizde. Gerisi yok falan. Derbi İtalya yani, İtalya derbisi. Biz de evet hala ben görüyorum. Sosyal medya falan da yazıyor. Bakın arkadaşlar. Herkesin fikrine saygı diyoruz ama Allah aşkına. Ezbere, işlere son verin ya. Senin oyunla İtalya'nın oyu bir değil bu konuda. İtalya'nın oyu ağır basıyor. Çünkü İtalya derbisi diyor adam. Derby İtalya diyor. Şimdi buradan İngiltere derbisine geçeceğiz. Derby of England, Liverpool, Manchester United. Biz demiyoruz. Adamlar diyor. Hadi. Adamlar dedikten sonra da yapacak bir şey kalmıyor yani. Adam öyle hani diyor. Abi adam derbi İtalya diyorsa İtalyan İtalyanca derbidir abi. Ama ikisi aynı şehir değil. Ama İtalya derbisi abi işte. Ya sen niye ezber adama itiraz ediyorsun ya? Spikere sorun, şu şeyi de bırakın. Ne zaman spikerler Piatek diye yazılıp Piontek diye okunan oyuncuyu. Şimdi her tabi evet, değil mi? Evet. Alp Özgen, sevgili Alp Özgen. Piontek dese hemen ya Piatek'e bütün maç Piontek dediniz. Kardeşim öyleymiş adam. Adam söylüyor yani. Adam kendi soyadının Piontek olduğunu söylüyorsa mesela Atıf şey şu. Tamam mı abi? Adam soyadı oysa odur. Bizim Mustafa ya Kavuit Mavuit okunuyor da siz Kayt deyin, önemli değil diyor. Bizim Mustafa da işte şey Ziraat Türkiye Kupası maçı anlatırken Hamit oluyor. Yok, yok bu sene ya daha yeni Malatya Spor Galatasaray maçında. Yeni Malatya'nın sağ beki Çebake. Çebake var ya, İslam Çebake. Evet, evet. Ama yıllardır yayıncı kuruluş Şabek dediği için. Evet. Evet abi, adam linçe uğradı doğrusunu söylediği için. Şebake dediği için. Yani çok acayibiz abi o konularda. Çok fazla tahammül eşiğimiz yok maalesef bazı şeylere. Yani doğrusunu söylese bile yanlış öğretilen şeylerde yanlışın peşinden gitme gibi bir huyumuz var. Levent abi Euro 2012'de o işte Polonya ve Ukrayna'daydı değil mi turnuva? Tabii. Evet. Oralarda Polonya'da ya da Ukrayna'da Hollandalı taraftarları buluyor. Arasına giriyor. Bu Dirk Kuyt nasıl telaffuz ediliyor söyler misiniz diye söylüyorlar. Hepsi Dirk Kuyt, Kuyt işte o aksanlı şekilde. Neyse. Maçı o şekilde anlattı diye adam Twitter'da uğradığı linç. Kardeşim David Lynch filminden betersiniz yemin ederim ya. Adam sormuş ya. Sonra öğrenmiş. Üzülüyor. Levent Özçelik buna tabii çok üzülüyor. Dirk Kuyt da buna çok üzülüyor biliyor musun? Türkiye'ye geldiği zaman anlatıyorlar böyle böyle bir şey oldu diye. Üzülüyor Dirk Kuyt ya falan. Kuyt deyin gidin ya. Tamam siz de abi Kuyt deyin. Dirk deyin. Yok Dirk değil. Kuyt daha iyi falan diyor. Bir de adama da hani Kuyt daha iyi falan filan. O var hakikaten. Abi bak yıllarca mesela şey çok efsaneydi ya. Bu
Güney Amerikalı, Orta Amerikalı oyunculardan mesela James Rodriguez'e tamam ha, evet, biz tamam. James zannediyorduk, bilmiyorduk. Birisi evet. James dedi, gitti ondan sonra. Ersun Üzen dedi. Ersun Üzen ya, o da bayağı linç yedi yani James Üzen'den. Sorup öğreniyorlar işte, öğrenmeleri evet. gerekiyor belki de, doğrusunu öğretmeleri gerekiyor. Ben de bu Hollandalı oyunculara zaman zaman onların şeyle söylüyorum. Ali Ece o adı öyle değil kardeşim. Hollandalı spikerden öğrendik ya. Adı Allah Allah. Beni delirtmeyin ya. Bizim mesela işte Fırat Topal var. İşte Flying Dutchman. O mesela blogunda yayınlamıştı. Hazır Dünya Kupası başlıyor. Ben size şu yazılışları yapayım da. De Jong. De Jong değil yani. De Jong falan. Ya bu adam orada yaşıyor. Biliyor dili. Biz de onu kıstas alıyoruz tabii yani falan filan. Ama hepsine de hakim olmak imkansız bir yerden sonra. Çok da takılmamak gerekiyor. Ama dediğin gibi doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular sıkıntısı çok büyük yani gerçekten abi. Hames. Hamesmiş yani adamın. Yapacak bir şey yok. Annesi Hames demiş. Gerisi bize bize böyle çay içmek düşer üzerine. Ya. Beatles çayı. İçer misin hocam? Rize çayı da içindeki Beatles bardağı. Terefine diyeyim. Eyvallah abi. Ben de şu kahvemi yudum diyeyim. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.